Arkadaşlar merhabalar. Bir soru yorumda bugün Efesus Akademi'den güzel bir problem sorusu çözeceğiz. Ara ara söylediğim bir şeyi tekrar söyleyeyim arkadaşlar. Oynatma listelerine oynatma listeleri sekmesinden açmayın. Çünkü oynatma listelerinde oluşturulan bütün listeler olduğu için içinde 11. sınıf, 9. sınıf, 10. sınıf bütün karma listeler oluyor. Ben YKS için özellikle ayarladığım ana sayfadaki 2022 YKS için tüm önemli listelere bakmanızı tavsiye ederim. Yani bazen Burada bin tane video olduğu için bulmakta zorlanabilirsiniz YouTube'un biraz tarzından dolayı. O yüzden ben kolaylaştırdım size. Şöyle listeye tıklanabiliyor. Burası tıklanamaz gibi görünüyor ama hem telefonunuzda hem tabletinizde hem bilgisayarınızda bu listeye tıklayabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve buradan benim hem konu anlatımlarıma hem de yorum serilerine erişebilirsiniz. Aslında kanalda zaten her şey tamam ama ben sınavın güncelliğine göre tekrarlıyorum, çokluyorum ve bir soruyorum şeklinde arkadaşlar. Bu serilere sürekli soru eklemeye çalışıyorum. O yüzden de bildirimleri açık tutarsanız daha iyi olur. Bazen sabah bazen akşam yoğunluğa göre videoları atabilirim. Özellikle Kasım tekrarları gibi ya da sömestrlerdeki gibi zamanlarda bazen günde iki tane video attığım olabiliyor. Genelde akşam altı buçuk gibi atmaya çalışıyorum sabit olarak ama ekstra zamanlar için de bu şekilde haberiniz olmuş olur. Soruya yorum yapmadan evvel önce soruyu okuyalım sonra bakalım. Bir oto yıkama görevlisi gün içerisinde yoğunluğun olduğu saatleri belirlemek için oto yıkamanın otomatik olarak tuttuğu her saat yıkanan araç sayısı kaydından farklı olarak sadece o saatte birden fazla araç yıkandıysa o saatte yıkanan araç sayısını kayıt etmiştir. Gün sonunda görevli tuttuğu kayıtları incelediğinde 4, 5, 6, 10, 12 sayılarından birer tane olduğunu görüyor ve oto yıkamanın otomatik tuttuğu kayıtlarla karşılaştırıyor. Karşılaştırma sonucunda öğleden önce ve öğleden sonra yıkanan toplam araç sayısının eşit olduğunu, ayrıca öğleden önce ve öğleden sonra her saat yıkanan araç sayılarının çarpımının eşit olduğunu görüyor. Buna göre bu oto yıkamada gün içerisinde saatte sadece bir araç yıkaması en az kaç kez yapılmıştır? Sistem çözme teknikleri özel değildir belki arkadaşlar ama ufak tefek bazı şeyleri yine hızlıca söyleyeyim. Lütfen sorunun tamamını böyle çizmeyin çünkü hiçbir anlamı yok hem de vakit kaybı olur farkında olmadan. Ben soruyu okurken şunu yaparım. Önemli yerlerin altını çizerim. Günde o saatte birden fazla araç yıkandıysa kaydediyor ama diğeri otomatik kaydediyor arkadaşlar sistem. Daha sonrasında 4, 5, 6, 12 sayılarından birer tane olduğunu görüyor. Bunu böyle gösteririm. Ve karşılaştırma sonucunda otomatik sistemle baktığı zaman öğleden önce ve öğleden sonra yıkanan araç sayılarının eşit olduğunu görüyor. Ayrıca öğleden önce ve öğleden sonra her saat yıkanan araç sayılarının çarpımının da eşit olduğunu görüyor. O zaman hemen bakalım. Bu sadece 4, 5, 6, 10 ve 12'nin kaydını tutmuş. Çünkü 1'de 1'e eşit olanların kaydını tutmuyor. Daha sonrasında otomatik sistem her şeyin kaydını tutuyor. Ve öğleden önce ile Öğleden sonra yıkanan toplam araç sayısı birbirine eşit. AA diyelim. Ve aynı zamanda öğleden önceyle öğleden sonra yıkanan araç sayılarının çarpımı da birbirine eşit arkadaşlar. Yani burada siz çarpıma x derseniz buradaki çarpım da x olacak. O zaman şöyle bir şey söyleyebiliriz. Burada birin çarpmaya etkisi var mı yok sorunun basit ama en önemli noktası Kaç tane bir ile çarparsanız çarpın bu çarpmaya etkisi olmayacaktır. O zaman hemen bu sayı böyle x'in karesi olacak arkadaşlar. Çarpımları x olsun dediğim için. 4, 5, 6, 10, 12 x'in karesi ise her iki tarafın kare alalım. Burada tabii ki çarpıp karekök almayın. Ne yaparsınız? Onu bir kere ayırırsınız 5 ve 2 diye. 6 ile 2 böylece 12 yapar. 12 de buradan gelir. 12 diye dışarı çıkar. 5 ve 5 dışarı çıkar. 4 dışarı çıkar. Böylece 120 olur arkadaşlar. Araçların çarpımı 120 olması gerekiyormuş. Hangi sayıların çarpımı burada 120? Tabi sayılarları da aramız iyi olacak. Bak 4, 5, 6, 120, 10, 12, 120. Burada öğleden önce veya öğleden sonra önemli değil zaten o. 4, 5, 6 araç, 10, 12 araç. Yalnız bunları topladığınız zaman sol taraf ne oluyor arkadaşlar? 15. Sağ taraf ne oluyor? 22. Ama bize ne demişti? Yıkanan araç sayılarının toplamı birbirine eşit demişti. İşte burada birler devreye girecek. En az olması için hiç buraya eklemem fazla olana buraya da 7 tane 1 eklerim. Böylece arkadaşlar saatte bir aracın yıkandığı en az durum 7 tane olmuş olur. Gerçekten de o zaman 4, 5, 6, 1, 1, 1, 1, 1 bunları çarptığınızda da yine 10 çarpı 12'yi direkt çarptığınızda birbirine eşit 120 olacaktır. En az olmasının sebebi burada özellikle hani sayı eklemeyelim diye sağ tarafa. Yoksa siz şunu da diyebilirsiniz. Ben buraya 10 ekleyeceğim, buraya 3 ekleyeceğim. Ama biz en az olmasını istediğimiz için hiç 22'ye ekleme yapmadık. Bu şekilde arkadaşlar biraz böyle ara ara sınav formatında size sorular göstermek istiyorum. Çünkü... Problem sorularında bazen yorum sorusu ya da böyle kaliteli soru soracağız diye işin suyunun çıktığı durumlar olabiliyor. Sınav formatından da kopmayalım istiyorum. Bu şekilde ara ara elimden geldiğince yardımcı olacağım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.